Herkese merhabalar. Geceme Yatırım X-Space kanalında Tuncay Turşucu ile yatırım sohbetleri yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Ve bugün ikinci çeyrek bilanço sezonuna nasıl başladığımızı ve bu bağlamda şu ana kadar finansal açıklayan şirket sonuçlarını konuşacağız. Konuşacağız ama öncesinde şimdiden kara pazartesi benzetmesi yapılan dün piyasalarda yaşananları ve neler olup bittiğinin de boyuna ele alacağız. Çünkü bildiğiniz gibi dün Japonya'da bir günde %12.40'lık bir düşüşle 1987'den bu yana yaşanan en yüksek günlük düşüşe şahit olduk. Tabii Perşembe ve Cuma gününde dahil edersek bu süredeki düşüş %20'nin de üzerinde gerçekleşti. Aslına bakarsak geçen hafta özellikle Perşembe ve Cuma günü ABD borsalarında da çok iç açıcı bir durum yoktu. Cuma günü açıklanan ve beklenenden daha kötü gelen iş gücü ve fabrika siparişleri verileri küresel piyasalarda resesyon endişelerinin artmasına sebep olarak acaba Fed gevşeme adımlarında geç mi kaldı sorularını akla getirdi. Üstüne bir de jeopolitik risklerin eklenmesi ise adeta artan endişelere tuz biber eklemiş oldu. Oldu ancak bu arada yapılan analizlerde satışları tetikleyen esas temanın BOJ'un faiz arttırması ve sonrasında Japonya'daki carry trade pozisyonların çözülerek küreselden çıkması ve yene dönmesi olduğuna da çokça vurgu yapıldığını belirtelim. BIST 100 endeksi ise bu olumsuz rüzgarın etkisiyle dün güne %6.7 düşüşle başladı ve sonrasında düşüş %7'yi de aştı ve böylece iki kez devre kesti. Ancak gün içi gelen sınırlı alışlarla günü -%5.54 ile kapattık. Tabii böyle anlatıyoruz ama dün yatırımcılar açısından adeta dile kolay bir gündü. Bugün ise tersine tepki alışlarıyla başladık. Nikkei %10'un üzerinde aldıklarını geri verdi. BIST 100 tarafında aynı şekilde alıcılı seyir sürüyor. Avrupa'da pozitif başladı ancak şu anda bir miktar negatife geçtiğini söyleyebiliriz. ABD vadeli kontratları artıda devam ediyor ve orada da 16.30'da açılışı takip ediyor olacağız. Tabii bugünkü sohbetimizde ne oldu da bunlar yaşandı ve bundan sonra ne olacak sorular üzerinde duracağız. Evet, bugün tepki alışlarıyla biraz sakinleştik ancak bu büyük hadisenin artçıları ne olabilir? Bu düşüş bir alım fırsatı mı yarattı yoksa oynaklığın yavaşlamasını beklemek mi gerekiyor? Kısacası bu zorlu süreçte nasıl bir yol takip edilmeli sorularını sevgili Tuncay Turşucu'yla bugün etraflıca masaya yatıracağız. Evet, hocamıza merhaba diyelim. Hocam evet, selamlar. Selam. Selamlar Evren. Merhabalar. Nasılsın? Çok teşekkür ederim hocam. Sizler de iyisiniz umarım. Bizler de iyiyiz. Herkese de buradan selamlar, saygılar. Sağ olun hocam. Şimdi moraller biliyorsunuz pek iyi değil aslında hocam. Borsa İstanbul'u size soracağım. Zira bu tsunami'ye teknik görünüm açısından da çok iyi bir yerde yakalandığımızı söyleyemeyiz. Ama öncesinde isterseniz İçinden geçtiğimiz bu sürecin küresele bakan resmini çizelim. ABD'de resesyon endişeleri, işte Japon yeninde değerlenme ve jeopolitik tansiyonun yükselmesi, nihayetinde ise bu yaşadıklarımız. Tüm bunlar hocam sizin gözünüzde nasıl bir resim oluşturuyor ve bu yükselen volatiliteyi nasıl açıklıyor? Yani aslında şu son 3-4 günde Evren, bence birden fazla olay aynı anda oldu. Yani 3 günün içerisine hemen hemen hepsi sığdı. İnanılmaz bir fırtına yaşandı. Yani istesen bunların hepsini bir araya getiremezsin yani bu kadar kısa bir zamanda. Zaten Amerika'da asıl bir zayıflama falan vardı, yaşanıyordu yani. Bu özellikle işte Muhteşem Yedili'nin aşırı gittiği, bilançodaki bu performansının ne kadar sürdürülebilir olduğu yönünde pek çok endişeler falan da vardı. Bunların etkileri de oldu orada. Bir miktar o taraf zaten böyle bir sallanan bir şeydi. Böyle şey yapıyordu, bir zayıflık vardı. Birdenbire tabii Japonya'nın faiz arttırımı yaşandı. Bakın bu önemli bir şeydir. Yani neredeyse 20 yıldır Japonya, yani 2008'den beri Japonya negatif faizde ve bir türlü de yükselemeyen bir enflasyonu var.
Şu anda %2'lik enflasyon hedefini aşacağı öngörüldü ve Japonlar faizi arttırdılar ve artık negatif faizden vazgeçtiler. Bunun üzerine tabii ki yende bir güçlenme oldu. Şimdi çok uzun bir zamandır, yıllardır dünyada yaşanan bir şey var. Yani Japonya'da %0 maliyetle yen al, borçlan, gel burada Amerika'da falan tahvile yatır. Buradan da bir getiri elde et. Yani bu şekilde çok güzel bir düzen vardı. O düzen birdenbire gitti. Bununla beraber Japonya'nın 3 tane büyük bankası, yani özellikle işte çiftçileri, balıkçıları destekleyen ve bir de emeklilik fonu da yaratan 3 tane büyük bankası da çok yüklü bir şekilde yen short, dolar long pozisyonları vardı bunların. Bu pozisyonlarda bir kapatmalar yaşandı. Yani bu pozisyonlar da çünkü çok aşırı yüksekti. Yani milli hasılanın %200'ü kadar Japonya'nın toplam borcu var mesela. Bu pozisyonlar da çok yüksekti ve birdenbire hal böyle olunca ve bir de Fed'in de faiz indirimi beklentisi de oluşunca hem borçlandığın miktarın faizi artıyor, hem de yatırdığın paranın faizi düşüyor. Oradan bir zarar oluşuyor. Üstüne bir de işte bir kur farkı zararı, yani forex zararı da oluşması ihtimali de oluşunca o pozisyonlarda bir kapatmaya gitti ve dolar yen 160'tan 140'a düştü Evren. Bu çok önemli bir hareket. Yani bu forex piyasalarında ciddi bir dalgalanmaya da neden olan bir hareket. Şimdi burada iki tane soru var. Bunlardan ilki, bu pozisyonlar bitti mi? Bugün gelen bazı raporlarda bu pozisyonların halen daha bitmedi, yani yarısının falan kapatıldığı, daha da var olduğu yönünde haberler var. İkinci bir şey de, bunu kimse söylemiyor. Ben düşünüyorum, hani geçmişten gelen yaşadığımız bazı şeylerle beraber. O da şu: yendeki bu hareket bir yerlerde nasıl bir enkaz acaba yarattı? Şimdi bunu da birkaç güne falan öğreniriz. Yani birkaç güne bunun da haberi çıkar. İşte Amerika'da veya Avrupa'da bankalarda nasıl bir hasar yarattı? Ya da büyük bir hasar oluşacak mı, oluşmayacak mı? Ölçeği ne? Hani piyasanın hani göz ardı edebileceği bir olay mı olacak, yoksa hakikaten hani hiç ummadık bir kurumda ciddi bir zarar mı oluşacak? Bunu da tam anlamıyla şimdilik bilmiyoruz, ama bence birkaç güne bunun kokusu da çıkacaktır. Şimdi bak, bu saydığımın hepsi şu an içinde bir risk aslında. Bunlar niçin mesela Dow Jones'un yani vadeli endekslerdeki yükselişlerin sınırlı kaldığını, Avrupa'nın bugün ekside olduğunu, neden ekside olduğunu, bizim de tabii ki bunlara paralel olarak hani çok güçlü bir rebound yapamadığımızın da bir yerde şeyi. Bunun haricinde bir de hiç olmadık bir şey, hafta sonu takip edenler de bilir. Buffett, Berkshire'in çok yüklü miktarda Apple hisselerini sattığını, Bank of America'da satış yaptığını ve şu anda Berkshire Hathaway'in tarihinin en yüksek nakit pozisyonuna geçtiği yönünde de haberler oldu. Yani bence bu da çok etkili, çünkü yani psikolojik olarak da önemli bir bence bir etkisi vardı bunun. Üstüne bir de Orta Doğu gerilimleri de, hepsi beraber bu 3-4 günün içerisine sığdı. Sığdı. Ve o ortaya inanılmaz, mükemmel bir fırtına çıktı. Bugüne geldiğimizde bu iş bitti mi? Hayır, bu iş bitmedi. Çünkü bir, Japon yenindeki bu pozisyon kapatmalar devam edebilir halen daha masanın üzerinde. Evet, ilk günkü gibi çok sert ve agresif olmayacaktır. Ama yine de orada yine halen daha
Yani dalgalar yine vuracak galiba sağa sola. O taraf biraz endişe yaratıyor. İkincisi, Amerika'da üst üste veriler geldi ve onlar o verilerle beraber resesyon beklentisini savunanların daha cesaretlenmesine sebep oldu. Yani öyle biz izah ediyoruz. Onlar bu sefer çok fazla yüksek sesle bağırmaya başladı. Tabii hava kötü olunca da insanlar hep kötü olan haberi satarlar. Yani birdenbire resesyon beklentisi, hani sanki Amerika gerçekten resesyona gidecekmiş gibi de bir hava yarattı. Öyle bir psikoloji yarattı ve endekslere, her yere de etkiledi. Japon yenindeki hareket de bence endekslerde, altında satışa sebep oldu. Çünkü çok ciddi teminatlar patladı. O teminatların karşılanması için de pek çok fon işte dönüp altın sattı, dönüp gümüş sattı, dönüp hisse sattı. Yani bunun yaratmış olduğu etkiler bunlar. Ve bugüne geldiğimizde işte halen daha bu pozisyonlar devam edebilir, kapatılması. Dolar yine bir bakmak lazım. İkincisi, Amerika'ya yönelik, hani resesyon olmasa bile acaba ne olacak? Yani çok mu yavaşlayacak diye hala o şüpheler var. Bilançolar orada çoğu bitti zaten. Hani bir miktar bir yavaşlamalar falan oldu. Özellikle üçüncü çeyreğe yönelik kötü guidance'lar verildi. Dün Fed yetkilisi, Fed üyesi Gospin, yani resesyon diye bir beklentimiz yoktur diye açıkça ifade etti. Tek bir veriden çıkıp da, tek bir tane istihdam verisinden yola çıkıp da resesyon olduğunu söyleyemezsiniz diye bir açıklama oldu. Muhtemelen Powell'ın Ağustos sonlarına doğru Jackson Hole'de yapacağı konuşma, vereceği mesajlar bence önemli olacak. Ama Eylül'de bir faiz indirimi var yani Fed'den, o artık net. Ama 25 mi olacak, 50 bas puan mı olacak? Piyasalar sanki her şey bitmiş gibi bir hareket yapamıyor saydığımız bu sebeplerden ötürü. O nedenle bu tepkiler biraz sınırlı kaldı. Dalgalanmalar olacak gibi, yine yani oynaklıklar olacak gibi duruyor. Ama ilk günkü gibi, yani dünkü gibi bir oynaklık olmayacaktır diye düşünüyorum. Fakat hani böyle git gelli piyasaları yani bir süre daha göreceğiz gibi bir yorum yapmak mümkün. Bizde de öyle, bizde de yani bundan etkileneceğiz. Bize de biraz yukarı aşağı gitgeller olabilir. Hani 10 bin önemli bir seviye. 10 binin üzerinde yerleşebilirsek, şöyle bir 10 binin altına çok düşmek istemiyorum açıkçası. Eğer olursa, 10 binlerin üstünde olursa biraz daha iyi oluruz. Ama hani 10 binlerin altında da 9.500'lere kadar hani düşüş riskimiz de oluşabilir. Yani bu risk hala var masanın üzerinde. Ama bunu şunun için, bu şöyle anlaşılmasın. Yani eyvah, piyasa kötü, daha da düşebiliriz. O zaman satalım gidelim, buradan bir şey olmaz. Hayır, aksine dünle beraber bence güzel fırsatlar oluşuyor. Yani daha yine bir düşüş daha olursa böyle 9.500'lere, muhtemelen bayağı ciddi de alıcılar da gelecektir yine. Dün çünkü geldiler, tekrar gelecektir. Bu tarz hareketler çok büyük fırsatlara sebep oluyor. Amerika'da dahil bunun içinde. ABD'de de düşüş olursa iyi bir yere düşmüş oluyorlar. Tam böyle 50 haftalık ortalamalarını falan zorluyorlar. Oralarda güzel fırsatlar yaratacaktır. Yani o yüzden ben hani düşüş olduğunda alıcıların daha yoğun bir şekilde gelebileceğini tahmin ediyorum. Benim orta vadede, hani yıl sonunda 13 binler seviyesindeki beklentimi çok etkileyecek bir durum yok. Bilançolar ikinci çeyrekte hani çok güçlü gelmeyebilir, ama çok zayıf da gelmeyecek gibi duruyor. Ama hani üçüncü çeyreğe yönelik bilanço beklentileri
çok güçlü değil. Hani bizde de çünkü veriler çok zayıf ve üçüncü çeyrekte bir ekonomide yavaşlamaya da işaret ediyor. Net bir şekilde işaret ediyor. Bizde de biraz o sıkıntı da var. O nedenle hani çok hızlı bir şekilde tekrar böyle 11 binlerin üzerine doğru bir toparlama olacağını zannetmiyorum. Aksine söylediğim gibi tekrar realizasyonlar olabilir. Şu anda mesela %1,36'ya kadar düştü endeksin artısı. Satışlar yine biraz etkileşiyor. Bunda tabii Amerika'daki şeylerin de etkisi var. Yani future endekslerdeki ivmenin azalması, Avrupa'daki satışların etkisi var. Bugün bir miktar Anadolu Efes haberi de tabii negatif etkiledi. Onun da endeks üzerinde bir baskısı oldu. Yani endekste yine yer yer 10 binin altına doğru düşüş olabilir. 9.500-9.600'lere doğru sarkmalar görmemiz mümkün olabilir. Yani çok rahat bir Ağustos ayı olacağını çok fazla zannetmiyorduk zaten. Nitekim biraz hani sert girdik Ağustos ayına. Böyle bir ay olacaktır ama bence fırsat veren bir ay olacak. Ve sağlam olan, sakin olan, ayakta olan, yani oyunun içinde kalan yatırımcılar hani yılın son çeyreğinde Kasım gibi falan çok olumlu bir hava da oluşabilir ortada. Yani Fed'in faiz indirimi, Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri indirmesiyle birlikte gelişmekte olan ülkelere yönelik çok olumlu bir ortam oluşabilir. Hatta bu 2025 yılını bile kapsayacak bir olumlu ortam olabilir. O yüzden hani oyunun içinde kalabilenler rüzgar döndüğünde ki bence dönecek ama Kasım olur ama Aralık olur ama Ekim olur bilemiyorum ama bir şekilde bu rüzgarın ben döneceğine inanıyorum. Yani çok ciddi bir resesyon olmazsa elbette. Oyunun içinde olanlar o rüzgarın döndüğü zaman başlayacak yükselişte de oyunun içinde olacaklar ve bundan da faydalanacaklar. Benim genel düşüncem bu. Şimdi hocam şeye değiniz, carry trade pozisyonlarının hala risk yarattığına. Bugün JP Morgan'a göre bunların sadece yarısı ya da %60'ı kadar çözülmüş. Dolayısıyla dediğiniz gibi bu denli kuvvetli olmasa da hala oradan bir satış dalgası gelme riski var ama. Şimdi bir de tabii ABD'deki resesyondan bahsettiniz. Onunla ilgili de hocam yani birkaç gündür, yani dünden beri daha doğrusu Fed'in acil toplantı yapıp faiz indirmesi gerekiyor gibi bir fikir ortaya atıldı. Ama bu fikre karşı olarak da ya böyle bir adım atılırsa eğer tam tersi bu piyasadaki paniği arttırır diyenler var hocam. Siz bu konuda ne Yani umarım düşünüyorsunuz? yapmazlar ve bence olmayacak da zaten öyle bir şey ama umarım yapmazlar. Eğer hakikaten yani biz haftaya toplanıyoruz ya da yarın akşam toplanıyoruz falan gibi bir açıklama gelmesinin anlamı şu demektir. Biz evet çok geç kaldık ve yanlış yaptık. İşler çok daha kötüye gidebilir, gidecek de. O yüzden hemen acil önlem almamız lazımdır. Bunun bu hareketin piyasaya vereceği mesaj bu olur yani net bir şekilde ve bu da çok hoş bir mesaj değildir. Piyasa bunu iskonto eder. Çok daha sert satışlar falan olabilir. Bizi de etkiler. Biz de o zaman hani 9.500 bile değil yani hakikaten 9.000'e bile yani inebiliriz öyle bir ortamda. Ama yani umarım yapmazlar. Bunu yapmaları için çok fazla veri yok ortada. Yani bunu destekleyen bir veri yok Amerika'da. Zaten dün Fed üyesinin de yaptığı açıklama da buna yani buna da paralel bir şeydi açıklamaydı. Hani böyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. Yen'de de Hocam peki yenle şimdi ilgili de şunu söylemek istiyorum. Yani
O pozisyonlar kapanmaya devam edecektir tabii ki. Ama ilk günkü gibi bu bir sertlikte de olmayacaktır diye düşünüyorum. Eğer olursa olumlu olmaz. Yani yine hepimizi bir tur daha etkileyebilir. 144 şu anda, 144 dolar yen paritesi. Hani 130'lara doğru bir düşüş olursa muhtemelen Japonya Merkez Bankası da devreye girecektir. Yenin daha fazla güçlenmesini önlemek için yen satışlarına bile başlayabilirler. Yani mutlaka bir noktadan sonra merkez bankalarının müdahalelerini falan görmeye başlayacağımızı tahmin ediyorum. Şimdi hocam tabii yani endekste bir şekilde yatırım yapanlar için gerçekten yani bir anda sert düşüşler ve sonradan yükselmeler herkes aslında ne yapacağını da düşündü. Yani farklı yatırımcı tipleri var biliyorsunuz. İşte belki bu duruma işte kredili alışlarla veya kaldıraçlı pozisyonlarla yakalananlar olmuştur. Bir taraf var ki daha işte orta uzun vadeli yatırımcıdır ki o noktada aslında siz yani sene sonu beklentinize yönelik bir değişiklik olmamasıyla biraz da yüreklere su serptiniz diyebilirim. Bu gibi yani bu günlerin devamında eğer bu volatilite devam ederse hocam, yani yatırımcı nasıl bir duruş sergilemeli? Ne bileyim işte düştükçe almalı mı? Yoksa pozisyonlarını korumalı mı? Sadece ne yapmalı? Buna da isterseniz hocam bir kısaca değinin. Ya bir kere oynaklık devam edebilir. Hani bir V şeklinde bir olay beklemiyorum yani kısa vadede. Zaten eğer olsaydı şimdi bugünden zaten olurdu. L şeklinde bir hareket olabilir. Yani hızlı düşüş ardından yatay böyle yukarı aşağı giden bir eğim olacaktır. İkincisi dünkü kadar büyük bir oynaklık olmayacaktır. Yine sönümlü bir şekilde yani biraz daha sönümlü bir şekilde seanslar olacaktır. Buna yakalanmanın bir şeyi yok. Yani herkes yakalanabilir bu harekete. Bütün dünya yakalandı zaten. Yani bütün fon yöneticileri, portföy yöneticileri, yani ben en iyisiyim diyen adam bile yakalanır yani. O yüzden orada bir sıkıntı yok. Önemli olan bu tarz günlerde bir kere sakin olmak çok önemli. Yani sakin kalırsan doğru düşünürsün çünkü. Ama sakin kalmanı sağlayan en önemli faktör senin kendi öz kaynağına yatırım yapıyor olmandır. Yani sana ait olan bir miktarla yatırım yapıyorsan ve o paraya da ihtiyacın yoksa işte o zaman sakin olabilirsin. Ama eğer borçla, harçla, krediyle pozisyonun varsa sakin kalman mümkün değildir, mümkün olmaz. O stres seni sürekli iter. Zaten şu andan itibaren artık hani kredili mal taşımak zaten yani faizlerin bu kadar yükseldiği bir ortamda çok zor, yanlış bir hareketti. Şu andan itibaren zaten iyice yanlış bir hareket. Yani yarın öbür gün ihtiyacınız olan bir miktarla borsada iseniz zaten orada yanlış yaptınız. Hani çok yakın bir zamanda ihtiyacınız olan bir miktarla borsada yatırım yapamazsınız. İşte böyle bir gün bir olay olur, bir siyah bir kuğu olur. Pat der birdenbire her şey yok olur. Bu arada %1'in altına düştü endeks. Bankacılık endeksi eksi de şu anda. Realizasyonlar biraz daha arttı. 16.30'daki ABD açılışını bir görmek lazım. Onu bir almak lazım. Onlar önemli olacak. Yatırımcıların yani yapacağı şeyler bunlar. Yani kredide malınız varsa oradan bir kere çıkmalısınız. Zaten siz çıkmadıysanız bu 2 gündür aracı kurum sizi zorluyordur zaten. İkincisi bir ihtiyacınız olan bir miktarla borsadaysanız hani bir ay içinde çok bir şey beklemeyin buradan 1 ay 2 ay. O yüzden çıkmakta yarar var. Portföyü bir kere bir dengeli yapmak lazım. Yani mutlaka faizler çok yüksek. Hani bir kısmı böyle sabit getirili de olmasında yarar var. Tam şu anda böyle %100 full hisse.
fonlar önemli burada. Hani daha böyle serbest fonlar mesela olabilir. Dengeli fonlar olabilir. Bunları da bulunmak daha doğru olabilir. Son olarak şunu da ifade edeyim. Hani bu tarz düşüşler tamam, hani bu borcunuz yok, hisseniz yok. Pardon, hiç yani borcunuz yok ama full böyle hissedesiniz. Para da sizin, hani isterseniz 2 ay, 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 2 yıl falan bekleyebilirsiniz. Böyle bir lüksünüz var. Bu tarz düşüşler sizin elinizde tuttuğunuzdan daha iyi olan, daha iyi olacağını düşündüğünüz ve daha iyi fırsat verdiğini düşündüğünüz hisselerle değiştirmek için de iyi bir zamandır. Onu da söylemek isterim. Yani evet, senin hissen de düşüyor, alacağın hisse de düşüyor ama en azından daha iyi bir gemiye geçmiş oluyorsun. Rüzgar döndüğünde o hisselerin daha iyi gideceğini düşünüyorsan bu tarz hareketler bence daha doğru hareketler, her zaman olmuştur. Şimdi hocam, peki bilançolara geçelim. Aslında bugün daha ağırlıklı olarak bilançoları konuşacaktık ama olağanüstü bir aslında çok süreçle karşı karşıya kalınca ona... Bugün bile var işte, bak %2 artıdan neredeyse evet. BIST %100 eksiye doğru gidecek. Yani bu böyle şey gibi düşün, hani bir havuza büyük bir taş düştüğünü düşün. Ve o taş düştükten sonra hani ilk başta ne olur? Çok büyük bir dalga olur, değil mi? O dalgayı biz dün yedik. Ondan sonra ama havuzun kenarlarına yine dalgalar çarpmaya ve yansımaya devam eder ama. Yani ta ki su şey yapana kadar, durulana kadar. Daha giderek sönümlenen ama yine de dalgalar gider, bir havuzun bir duvarına vurur, oradan seker gelir öteki duvarına vurur ama her bir hareketten sonra giderek daha da sönümlü bir hale geçer. Hani bizde de ve bütün dünyada da böyle bir süreç yaşayacağız gibi. Peki hocam, dün Türk Hava Yolları ve TÜRKVAR sonuçlarını aldık. Evet. Her iki hissenin de endekse toplam etki oranı baktığımız zaman %12'ler civarında. İkisinden de beklentilerin üzerinde sonuçlar aldık. Şu anki değerlemelerini de düşünürsek hocam, her ikisinin sonuçlarını nasıl yorumladınız? Ya bir TÜPRAŞ çok iyi bence. Yani TÜPRAŞ'ta tamamen beklentinin çok üzerinde. Yani 3,5 milyar liralık bir kar beklenirken 5 milyar liralık bir çeyrek karı geldi. Ciro güzel. FAVÖK beklenenin üzerinde. Yani bir kere marjlar artmış, kar marjı artmış. Şeyler artmış ki kapasite kullanım oranı çok yüksek bir yere gelmiş ki RUP bakımı devam ediyor olmasına rağmen, yani ikinci çeyrekte çünkü hala devam ediyordu. Bence iyi bir bilançoydu ve iyi de bir alım fırsatı bence orada oluşuyor. Çünkü yılın ikinci yarısı kesinlikle TÜPRAŞ'ın çok daha iyi olacağı bir yıl olacak. Şu anda 158 lira, hani 245 lira, 250 TL gibi fiyatları hesap ediyoruz. Ayrıca dün TÜPRAŞ bir de hisse başı 10 nokta, işte unuttum şimdi ne kadar olduğunu ama temettü ilan etti, nakit temettü. Yani o temettü de bence önemli de bir yastık görevi görecek. TÜPRAŞ güzel. Şimdi Türk Hava Yolları operasyonel olarak bence beklentilerin altında bir kar getirdi. Ama net kar beklentinin üzerinde, yani 20 milyar kar bekleniyordu. 30 milyar kar geldi. Bunda tabii operasyonel faaliyetlerin dışında elde edilen gelirler de etkili oldu. Ben verimlilik açısından hani birinci çeyrekteki o yani kar marjındaki o baskıların İkinci çeyrekte de bir miktar daha devam ettiğini gördüm. Hani yani ben çok böyle şey yapamadım. Beni çok yakalamadı yani Türk Hava Yolları'nın bilançosu. Ha evet, şimdi bu şirket tabii enflasyon
muhasebesi uygulamıyor. O yüzden baktığınız zaman cirosu artmış, karı artmış 6 aylıktan 6 aylığa, yani geçen yıl 6 aylığa göre o taraf gayet iyi. Ama hani beni öyle şey yapmıyor. Şu anda piyasada Türk Hava Yolları için böyle 500'lerin üzerinde hedef fiyatlar ilan ediliyor. Ben onu hesap edemiyorum. Ben 325-350 lira arası bir fiyatın makul olduğunu düşünüyorum orada. Bunu söylemek isterim ama tabii ki yani düşerse o da iyi bir fırsat yaratacak ve üçüncü çeyrek en yüksek çeyrek, yani en güçlü çeyrek olacak. Orada da karı daha da tabii artacak. Yani mutlaka düştüğü yerden bence hedef fiyatına doğru bir hareket alacağız Türk Hava Yolları'nda. Bu arada bu firmanın başka bir özelliği var. Hani yılbaşından bu yana yabancıların en çok sattığı hisse Türk Hava Yolları. Onu da söylemek isterim hani. O da ilginçtir. Peki hocam, öncesinde de otomotiv sektöründen de Tabii. sonuçları aldık. Tofaş'tan aldık, Türk Traktör, Otokar'dan. Onları kısaca isterseniz bir değerlendirelim. Vaktimizin de sonuna geliyoruz aslında ama yine bankalardan aldıklarımız oldu. Onlarla ilgili de hocam kısa kısa yorumunuzu aldıktan sonra isterseniz yavaş yavaş programımızı tamamlayalım. Bankalarda Garanti Bankası ve TSKB'nin bilançolarını sevdim, beğendim. Yani hakikaten çok güçlü. Öz sermaye büyümeleri de gayet iyi ve öz sermaye karlılığı da gayet iyi. Ama onun haricinde Akbank, Yapı Kredi Bankası buralardaki karlılıklar çok güçlü değil. Yani hakikaten kötü bir çeyrek yaşadılar. Ama genel olarak şunu söylemek istiyorum. Yani bir şekilde öz sermayeleri büyüyor. Büyümeye de devam edecekler. O yüzden hani bankacılıkta bir miktar düşüşler olabilir. Tabii ki bu bilançolar yüzünden, ama bir yerden sonra bankaları tekrar alacaklardır diye düşünüyorum ben. Otomotivlerde açıkçası mesela Ford'u bugün akşam alacağız. Ama Tofaş Fabrika gerçekten zayıf bir bilançoydu. Hani hiçbir şekilde yani sektörün o yavaşlığını falan ciddi bir şekilde hissediyorsun orada. Ciroda bir etkileşim var. Net kar zaten çok aşağıda. Yani ciro %20 aşağıda. 6 aylıkta net kar %55 düştü. Finansman geliri yine yazıyor o tarafı, ama parasal zarar da yazıyor. Bu benim en hoşuma gitmeyen taraf, 16 milyar lira gibi bir net nakdi 600 milyona kadar düşmüş mesela 6 ayda. Yılbaşından bugüne 6 ayda, yani nakitleri epey bir erimiş. Bu benim çok hoşuma gitmedi. Şu anda hani firma değeri, fabrik rasyosu 8,1, ama muhtemelen 3. çeyrek bilançoyla beraber bu rasyolar da yukarı doğru gidebilir. Yukarı doğru gidebilir. Şu anda 237 lira. Hani ben 300-310 lira gibi bir fiyata indirdim şimdilik hedefi. Yani bu rekabet kurulundan onay gelirse yalnız, Stellantis'le ilgili, ki o konu çok fazla uzadı bence. O olay hissede bir katalizör görevi de görebilir açıkçası. Traktör yatay bir bilanço. Öyle hani çok kötü bir bozulma da yok, bir şey de yok. Genel olarak daha böyle dengeli bir bilanço olduğunu söylemek mümkün o tarafta. Bunların haricinde Arçelik geldi. Arçelik de zayıf bir bilanço getirdi. Hani beklentilerin altında biraz kaldı. Whirlpool birleşmesinin etkisiyle oluşan biraz bir işletme gideri baskıları var. Bunları izledik. Bir de yani hakikaten ekonomilerdeki yavaşlamayı da Arçelik'te de hissettik. Yani o nedenle hani şu ana kadar gelen bilançolarda çok öyle güçlü bir bilanço yoktu. İşte bir Tüpraş belki hani çeyrek olarak iyi bir bilanço getirdi.
Şimdi bakımı da bitti. Artık full bir şekilde başlayacak. Ama yine hani çok zor bir sene olacak yine. O tarafta da ürün marjları geçen sene 3. çeyrekte ve 4. çeyrekte çok yükselmişti. Bu sene geçen yılın altında yine gidecek. 3C'de ve 4C'de. Fakat yine de hani geçen yılın karına yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Şu anda tabii altında ama geçen yılın karına yaklaşacağız gibi tutturuyor. Endeks eksiye geçmek üzere bu arada Evren. Bankacılık endeksi %1. Amerika ne yaptı? Amerika'da açıldı hocam. Biz sizinle sohbet ederken Dow Jones yatay açıldı. S&P 500 %0,30. Sıfır. Evet, %0,20 aslında 30. dediği tepki Evet, yani göremiyoruz şu anda. Nasdaq çok güçlü değil. O da hani eksiye geçebilir. Çok güçlü değil işte. Bunlar biraz bu şey yaptı. Çünkü hala yani tamam Japon yeni o oldu bu oldu da ekonomilerde bir zayıflık beklentisi var. Bilanço beklentileri çok güçlü değil. Bizde de öyle. Hani endekslerde bir hikaye yok şu anda. Satın alınacak bir iştah açıcı bir hikaye yok. Yani bu yen olayı olmasaydı da hisse senetlerinde düşüşler olabilirdi. Yani onu söylemek istiyorum. Sırf bu sebeplerden olayı. Bu yen olayı işi biraz daha trajik bir hale soktu. Sakin olacağız. Yani ben daha sınırlı düşüşler olur artık bundan sonra diye düşünüyorum ama hani bir yükseliş hareketi yani uzun soluklu bir yükseliş hareketi bu ay veya hani bir iki ay çok olmayabilir. Böyle bir git geldi bir süreç yaşamamız muhtemel. Ama iyi de fırsatlar oluşacak. Ben merkez bankalarının faiz indirimiyle beraber ve küresel ekonomiler resesyona girmez ise, bak bu çok önemli, girmez ise yılın son aylarıyla beraber 2025'i de kapsayacak şekilde bir gelişmekte olan ülke piyasaları yükselişi yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Yani şimdilik hani gidişat sanki oraya doğru gidiyor. Bu faiz indirimleri buna yol açacak ama bundan önce biraz bir ağrılı ve sancılı bir süreç olabilir. Evet Evren, Evren herhalde gelecek bir aksilik olmuş olabilir. Yani endeks olarak maalesef eksiye girdik. Hani günü %2 artıda açıp da eksiye girmek teknik olarak çok hoş bir şey tabii ki değil. Onun haricinde maalesef hani 9.500 gibi bir yer var. 9.300'lerde ortalamalar var. Oralara doğru inişler olabilir. Pozisyonu olan, hissesi olan ve tamamen kendi öz kaynağıyla duranların ben sakin olmalarını öneriyorum. Bu her şeyin bir sonu vardır. Hani her yükselişin bir sonu olduğu gibi her düşüşün de bir sonu var. O yüzden bu da bir şekilde bitecek ve bundan sonra tekrar bir yükselişe geçeceğiz. Önemli olan yükseliş başladığında siz hala oyunun içinde mi siniz yoksa oyunun dışına mı itildiniz? Önemli olan bu. Yani oyunun içinde kalmayı başarabilirseniz bu iki türlü olur. Birincisi hani hissen vardır ama sakin kalırsın. Tamamen kendine ait bir öz kaynaklısındır. Bir böyle olur. İkincisi de nakdin vardır ve bu nakit sana iyi yerlerden pozisyonlanma fırsatı verir. Yani oyunun içinde kalırsanız rüzgar döndüğünde de yine oyunun içinde olursunuz ve o yükselişten de fayda elde edersiniz. Evren, Buyurun. tamam. Merhaba şey hocam pardon. Geldin mi? Mikrofonda sanıyorum bir sıkıntı oldu. Ben konuştum ama sanıyorum ses yayına gitmedi. Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için.
Ağzınıza sağlık. Çok sağ olasın, eksik olma. Evet, hani biraz dalgalı günler yaşıyoruz ama inşallah bu günler de geçecektir diye ümit ediyoruz. Peki hocam. Bu arada hocam piyasalardan çok güzel haber veremedik ama farklı bir yerden güzel bir haberle sonlandıralım isterseniz. Kadın voleybol Evet. takımımız Paris Olimpiyatlarında yarı finale yükselmiş. Tebrik Bu da trend ediyoruz. topik olmuş Aynen. Twitter'da. Ben de buradan milli sporcularımızı canı yürekten kutluyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandırdıkları için her birine ayrı ayrı tebriklerimizi iletmiş olalım. Çok güzel. Değerli dinleyenler bugün hem ikinci çeyrek bilançolarını hem de piyasaları kasıp kavuran son gelişmeleri konuştuk. Geceme Yatırım X Space kanalından gerçekleştirdiğimiz yayını burada sonlandırıyoruz. Yayınımızı sonlandırmadan önce araştırma ekibimiz tarafından hazırlanan güncel analizleri kaçırmamak için bu yayını gerçekleştirmekte olduğumuz Geceme Yatırım X hesabını takip edebileceğinizi hatırlatmış olalım. Önümüzdeki ay Tuncay Turşucu'yla yine burada buluşup piyasaların nabzını sizler için tutmayı sürdüreceğiz. Bir sonraki yatırım sohbetinde yeniden görüşünceye dek her birinize keyifli ve bol kazançlı günler diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın herkese.